İzleyenlere selamlarımı yolluyorum. Halit Özkurt ben. Akçaabat, Acısu Mahallesi Balıklı Yaylamızdan sizlere sesleniyorum. Sabah erken yaylaya geldik. Önce bir kahvaltı yaptık. Annemi ziyaret ettim. Şimdi yaylada şöyle güzel bir yürüyüşe çıktım. Hem sohbet edelim hem birlikte yürüyelim. Yürüyüşün başında da şöyle güzelliklerle sizi buluşturayım. Şunlara bakar mısınız ya? Kuzenim Yunus Hoca'nın evinin bahçesinde gördüm bunları. Çok güzel gözüküyorlar. Maşallah, subhanallah. Rabbimizin güzellikleri. Şöyle kamerayı çevirelim bakın. Biraz önce güneşti. Sis geliyor böyle. Ne kadar gözde fark ediliyor. Hemen yerde varkit çiçekleri açmış. Onları göreceksiniz. Hepsi çok çok güzel. Şurada sevgili kuzenim masa yapmış. Bak şu an yeni fark ettim onu. Kendisi burada yok ama. Buradaymış gibi kendisini selamlayalım. Şimdi yola doğru birlikte yürüyelim. Ben dün sabah saat 5.50 uçağıyla Ankara'ya, oradan da aktarmalı Diyarbakır'a gittim işim icabı. Oradaki işimizi hallettikten sonra gece geç saatte eve geldim. Eve geldiğimde saat gece 03'tü. 2 saat uyudum, saat 5'te kalktım. Sabah namazına kalktıktan sonra tekrar yatmadım. Yaylaya geldim. Şu an saat 11-11.30 arası. Yaylada yürüyoruz. Zaman öyle bir hızlı akıyor ki sürekli bir aksiyon var, sürekli bir hareketlilik var. Ama her anında bir güzellik var. Her anında Rabbimizin desteği, Rabbimizin bize sunmuş olduğu nimetler, hepsinin farkındayız elhamdülillah diyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Malum Ekim ayına yaklaşıyoruz. Yavaş yavaş kış mevsimi geliyor. Aslında hızlı geliyor, biz yavaş yavaş diyoruz. Bak şu an sis nasıl akıyor oradan beri doğru. Bu güzellikte birazcık yürüyelim. Etraftan hala ot biçme motor sesleri geliyor. Bazen düşünüyorum, diyorum ki ben 15 Eylül doğum tarihimde, 15 Eylül'de 49 yaşına girmiş bulunuyorum. Şu an birisi bana sorsa ki 49 senelik hayatını anlat, en fazla yarım saat anlatabileceğim veri var. Bu herkes için geçerli. Aslında yaşadığımız süre yarım saatten ibaret. Geleceğimiz de belki bir yarım saat, belki daha kısası, bilemiyoruz. Allah biliyor. O yüzden Rabbimiz diyor ki dünyaya boştur, takılıp kalmayın. Bağlanıp kalmayın. Zaten vefat eden insana sorulan ilk sorulardan bir tanesi dünyada ne kadar kaldığınız şeklindedir. Orada 1-2 saatlik bir cevaptan Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Yani Rabbimizin haber verdiği bir konu bu. Böyle dikkatli baktığımız zaman dünyanın ne kadar farklı bir rüya olduğunu fark ediyoruz. Gece, birçok gece yattığımız zaman hep rüya görürüz. Aslında görürüz değil, bize gösteriliyor. Peki rüyayı neyle görüyoruz? Beynimizle görüyoruz, gözümüzle görmüyoruz. Beynimizden bize flu bir görüntü gösteriliyor. Görüntüyü gösteren kim? Rabbimiz. Peki rüyada kullandığımız beden hangi beden? Kendimize soralım. Yatakta uyuduğumuz bedenle biz rüyada gezmiyoruz. Rüyada bize başka bir beden veriliyor. Her rüyada o bedeni kullanıp uyandığımız anda bedeni atmış oluyoruz ve hiç ona şaşırmıyoruz. Dünyada da kullanıp atacağımız bir tane bedenimiz var. Dünyada bir rüya değil mi? Rabbimiz akletmez misiniz diyor. Asıl olan zer alemindeki orijinal halimiz. Şöyle kameramızı çevirelim burada. Çırnak sesleri geliyor. Çok güzel. Oha. Oha. Nasıl bakıyor bak. Oha onun iletişim dilinde kullandığımız bir kelime.
Kediye pisi pisi dersin, hemen sana dönüp bakar. Tavuğa büyüt büyüt diye bir şekil vardı. Hemen söyle, tavuk hemen döner bakar veya bir yiyecek bir şey varsa hemen yanına gelir. Hayvan içinde oha. Kale kale deriz biz genelde burada. Gel kale 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 falan deriz. Genelde o bazı hayvanlar böyle yaşlı sürünün lideri diyelim. Onlar bunu hemen anlarlar. Sahibiyle iletişimi kuvvetli de zaten sahibine doğru gelmeye başlar. Bunları çocukluğumuzda yapıyorduk. Bizim çocukluğumuzda hayvan bakmayla geçti. Köyde yetiştik. Çok şükür. İyi ki öyle olmuş. Ben o günleri çok özlüyorum. Yani cennette Rabbimiz bizi alır da cennette zaten her istediğimizi yapabileceğiz. Böyle bir imkan olursa kısa bir sürede olsa o çocukluğumu yaşamak isterim. Olursa inşallah Rabbim izin verirse o Acısu mahallemizin Lahanus mezaresinde gezip dolaşacağız çocukluğumuzda gibi ama. Bu arada öğle ezanı okunuyor. Burası İnavlı Üst. Avat moreleri. Olalı epey yoldu. Bakalım burada yine yiyebileceğimiz bir şeyler bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Oraya doğru yürüyelim. Eskiden hayvancılık çok fazlaydı yerde. Böyle ot mat hiçbir yerde kalmazdı. Şimdi bahçelerin birçoğu biçilmemiş duruyor. Hayvancılık çok azaldı. Zaten köylerde nüfus da azaldı. Ben ilkokula giderken yılı ne zamandı? 1981 mi diyelim, 82 neyse. O ilkokul oldu o zaman. 5 yıllık ilkokul. Okulda 350 kişilik nüfus vardı. Şimdi okulda 9 öğrenci kaldığı söyleniyor. Okul muhtemelen kapandı. Öğrenci yok. Bakalım şurada avat moresi bulabilecek miyiz? Ne oluyor at yenge? Ne güzel ya. Olsun, güneşi kapattı, güzel ya. Serinletti en azından. Aha. Dumanlı hali de güzel, güneşli hali de güzel. Ben de birazcık avat burası bakayım bulabilir miyim buralarda. Var burada var zaten. Öyle mi? Deneyeceğiz oraya inşallah. Şunlara bakar mısınız ya? Bak bu çok sapasağlam. Halk dilinde avat moresi diyoruz buna bu. Ama ismi böğürtlen. Bunu böyle alınca içine bakmanız lazım. Şuranın bembeyaz olması lazım. Beyaz değilse yemeyin. Kurtlu oluyor genelde. Bunlar reçel yapanlar var. Bu arada şu lever diyoruz buna ama biyolojik ismini bilmiyorum. Bunun tohumu. Bu kanı temizleyen, bunda etken maddeler var. İlaç sanayinde kullanıldığını biliyorum. Yani ben bundan yiyorum aynıca. Değişik bir tadı var ama yeniyor. Acımsı bir tadı var. Siz denemeyin isterseniz. Bazıları zehirli diyor ama ben zehirlenmedim, onu söyleyeyim. Evet, şöyle. Çok güzel. Şu tarafa doğru gidelim. Efendim başkanım. Şuradaki örümceğin yaptığı, işlemiş olduğu yuvaya bir bakar mısınız ya? Nasıl bir sanat var onda? Ayrıca çam ağaçlarının şu taze uçlara bakar mısınız? Nasıl bir güzellik var? Bak şurayı da örümcek birbirine bağlamış. Alttaki dalı üste bağlamış. Farkında mısınız?
Şu çam ağaçlarının, şu tazelerin uçlarından çay yapılıyor. Bilmeyenlere söyleyeyim. Ağız yarası olanlar, hazımsızlık sorunu çekenler. Bir şifa kaynağı bu. Biri de buraya fındık atmış. Enteresan ama boş bu fındık herhalde. Şu güzelliğe bakın ya. Bu arada İnavlı altından aşağıya bir tane patika yol vardı eskiden kullanılan. O yoldan Şefkan'ın, Ahmet amcanın evinin oraya doğru. Zaten bu yolda orijinal kullanılan patika yol, oraya doğru yürüyorum. Bayağı avatmorası yedim ben bu arada. Levorlara bakın bu arada ne kadar var. Tepelerinde olgunlaşmış. Ezan saatlerinde buralarda acayip çakal sesleri duyuluyor. Geçen geldim, 3-4 tane bir yerde gördüm şu üstte. Öyle çok da kaçmıyorlar. Uluya uluya, onların ezan saatinde ulumaları aslında zikir. Onu birçok insan bilmiyor. Ormana doğru girdiler. Muhtemelen buralarda bir yerde yatıyorlardır. Eğer ikindi vakti burada olursam veya akşam ezanı vakti, onları tekrar gelip görmeye çalışacağım. Şimdi şöyle. Bu da değişik bir bitki. Bak, dokuzdan diyorlar buna. Bu yenip yenmediğini biliyorum. Muhtemelen bu da yeniyor ama içindeki etken maddeyi bilmediğimiz için yemeyelim. Bir tane cep telefonu uygulaması var. İsmi şu an aklımda değil. Yabancı bu uygulama. Bitkinin resmini çekiyorsun. Kendisi bitkiyi tanımlıyor. Tanıyor yani. Ne işe yaradığını, meyvesini yenip yenmediğini, dünyanın nerelerinde bulunduğunu, nerelerde kullanıldığını çok güzel anlatıyor. Çok geniş kapsamlı bir altyapısı var. İsmini bulursam buraya altyazı yazarım. Bakın aşağıdan yukarı, sis gelip yukarı doğru devam ediyor. Çok güzel fark ediliyor. Çok güzel bir kestane ağacı var burada. İnşallah kesmezler onu. Şu tavanı da kırmışlar. Burada da var. Bunları buraya dikmediktiler bu arada. Kestane ve ceviz ağaçlara dikilmişti buraya Ormaniye tarafından. Çok verimli olmasa da büyüyorlar. Patika yoldan araba yoluna doğru devam edelim. Şu ara çok güzel değil mi ya? Şuraya baksanıza. Çok güzel havası var. Şu anda mis gibi çam ağacı kokuyor havası. Evet, yola doğru şu anda iniyoruz. Araba yoluna indik. Şimdi tekrar evin oraya doğru çıkalım. Bu arada kameramızın pili
zayıfladı. Şarjda olan diğer bataryamızı takacağız. Ondan sonra bakalım nereye doğru gideriz. Bugün planlarımdan bir tanesi eski yaylı evlerin birkaç tanesinden video çekmekti. Herhalde onu yaparız. Çünkü Hüseyin abimize söz vermiştik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Bu video burada sonlansın. Sonrakilerde görüşmek üzere. Konuş onunla hadi. Konuş, konuş. Merhaba dostum. Ne yapıyor? Yemek yiyor. Ne güzel yemek yiyor değil mi? Yemek. Arkadaşlar şu çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız ya? Varkit çiçeğinin en güzel hali. Şu tasarımı harika, şu güzelliğe bakın ya. Bak şurada bir tane daha duruyor. Şöyle çevireyim. İçindeki tohumlarına bakın. İnelim içerisine doğru. Bunlar her sene bu saatlerde, bu tarihlerde burada bitip büyüyorlar. İşte insan merak ediyor. Acaba bunlar bu saatte, bu tarihte burada her sene bitmeleri gerektiğini nereden biliyor? Rabbimizin yaratma sanatı o kadar muhteşem ki. Ancak böyle sorgulayıp düşündüğünüz zaman farkına varabiliyorsunuz. Bak hepsinde altın oran var. Yaratılışa bakın. Yani çiçeğin, bu kötü çiçek, o iyi çiçek diyebileceğimiz bir şey yok. Tamamı çok güzel. Baba, bak içinde mantı var. Baba içinde mantı. Evet, bu da benim oğlum çiçek toplamış bak. Kime topladın onları? Anneme. Aferin sana. Annem sevinir mi? Evet, annen sevinir. Annelere çiçek verilir. Şimdi bir de şunlara bakalım. Bahçede o kadar çok var ki. Bir de bunların beyaz olanları var. Baba, tohumlara bak. Evet, tohumları da var. O ne? Oğlum Yavuz'la beraber çiçekleri inceliyoruz bu arada. Baba. Çiçek severlerin. Baba, içinde ne var biliyor musun? Hoşuna gideceği bu bölüm arı herhalde var. Oluyor. Evet. Bak şuradakiler biraz önce açtılar, büyüdüler. Bunlar solmaya başladı ama. Şunlar yeni açıyor, yeni açtı. Şu güzelliğe bakın. Bir de şuradaki sarı güzelliğe bakın. Rengarenk. Evet arkadaşlar, bu da yayla damı diyelim. Emin Ağa olarak bilinen değerli büyüğümüz rahmetli Mustafa Özkurt amcamızın evinin aşağısında onun kullanmış olduğu bir damdı. Bu eski yayla mazilerinin baktığımız zaman bütün özelliklerini taşıyor. Tahtalar falan, saç. Bir de şu an kokusunu yansıtamıyorum. İçerisinde çayır var. O çayırın kokusu şu an dışarı geliyor. Çocukluğumuzda beynimize kayıtlı bir koku. Ve çok güzel. Sisli olduğu için hava. Görüntü biraz sisli çıkıyor ama olsun, yine de idare eder. Devam edelim. Gördün mü? Örümcek bunu nasıl örmüş? Çok güzel değil mi? Nerede örümcek? Oraya yuva yaptı, örümcek içinde yaşıyordu. Baksana. Örümcek yuvası. Nerede? İçinde, içinde. Bak ördü, bak şunu şunu görüyor musun? Bak bu örümcek yuvası. Gördün mü? Gördüm. Şu bak. Bak bu elle şimdi. Ha, örümceğin yuvası bak. Onu ördü, orada yaşadı ve oradan bıraktı yuvasını, gitti. Değil mi? Hava biraz sisli ama yine gözüktüğü kadar gösterelim size. Yaylamızda küçük oğlumla gezmeye devam ediyoruz. Burası aşağıda damı çekerken bahsetmiştim. Mustafa Özkurt, rahmetli Mustafa Özkurt amcamızın köyümüzde Emin Ağa diye biliniyordu. Onun ilk yaylı evi. Bu evde çok yemeklerini yedik. Rahmetli Havva nenemiz diyelim. Bende de bu evin çok anısı vardır. Bu kara ateş yanardı böyle. Çok güzel. Saç ayak üstünde, temlik üzerinde. Baksana şuraya. Şu kapılar o kadar şenlik, o kadar güzeldi ki. Yavaş yavaş ev ömrünü tamamlıyor. Bağır mı oğlum? Bir şey yok.
Ama benden geldik şimdi, benden yürüyeceksin. Ben sana dedim ya, benden yürümek zordur diye. Sen kabul et de, ben yürüyebilirim demedin bana. Haydi bakalım, bismillah ve başardık. Benim ayağıma bastın. Vardım.